Tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerle elektrik alanındaki malzemelere değineceğiz. Geçen hafta hatırlayacak olursak arkadaşlar, elektrik, iş, enerji ve potansiyeli ele almıştık. Önümüzdeki hafta da arkadaşlar bir elektrik alanında depolanan enerji ve elektrostatik alanlar için sınır şartlarını konuşacağız. Öncelikle önceki iki haftanın kısa bir tekrarını yapalım arkadaşlar. Geçen hafta arkadaşlar önceki hafta hatırlayacak olursak arkadaşlar bir yüzeyden geçen elektrik akısını o yüzeydeki arkadaşlar elektrik akı yoğunluğunun integrali şeklinde ifade etmiştik. Aynı zamanda arkadaşlar bu elektrik akı yoğunluğunun integralinin o yüzeydeki toplam yüke eşit olduğunu Gauss kanunu ile net bir şekilde ifade etmiştik arkadaşlar. Buradaki integral formu arkadaşlar aynı zamanda diferansiyel biçimde de yazılabilirdi. Elektrik alan yoğunluğunun diverjansının oradaki hacimsel yük yoğunluğuna eşit olduğunu ifade etmiştik arkadaşlar. Geçen hafta da arkadaşlar elektrik, iş, enerji ve potansiyeli ele almıştık. Cisimlerin yani yüklü cisimlerin bir noktada oluşturduğu potansiyel fonksiyonlarına değinmiştik. Bunlar arkadaşlar hacimsel cisimlerin oluşturmuş yani yüklü hacimsel cisimlerin oluşturmuş olduğu potansiyel farklarıydı arkadaşlar. Ya da yüzeysel arkadaşlar, yüzeysel cisimlerin oluşturmuş olduğu potansiyel farkı ya da arkadaşlar buradaki line yani hat üzeri boyunca yüklenmiş cisimlerin noktada oluşturduğu potansiyele değinmiştik. Bu hafta arkadaşlar elektrik alanındaki malzemeleri ele alacağız. Öncelikle arkadaşlar boş uzayda yani boş uzaydan kastı arkadaşlar vakumlu bir ortam da olabilir. Yani ortamdaki ortamın havasının alındığı bir alan da olabilir. Boş uzayda arkadaşlar çeşitli yük dağılımlarının meydana getirdiği alanlara vurgu yapıldı. Önceki hafta az önce de kısa bir tekrarını yaptık arkadaşlar. Bu kısımda ise elektrostatik yani statik elektrik alanı altında malzemeler ele alacağız. Bu malzemeler arkadaşlar temelde 3 kategoriye ayrılıyorlar. Bunlar hepimizin de bildiği gibi iletkenler, yarı iletken ve yalıtkanlar, yalıtkanlar diğer adıyla dielektrik malzemelerdir arkadaşlar. Biz öncelikle iletkenleri ele alacak olursak arkadaşlar, bir iletken arkadaşlar, yani metal gibi bir iletken de söyleyebiliriz. Oldukça arkadaşlar bir iletken malzeme oldukça çok sayıda serbest elektron bulundurur. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bir iletkende oldukça çok sayıda serbest elektron bulunmaktadır. Eğer ki arkadaşlar bir elektrona çekirdeğiyle gevşek olarak bağlı ise, yani bir elektrona eğer çekirdeğiyle gevşek olarak bağlı iletken içinde serbest gezebiliyor ise, son derece küçük elektrik alanına tepki verebiliyorsa, yani orada küçük bir potansiyel uyguladığımızda da bu elektron tepki veriyorsa, bir kuvvet altında kaldığı sürece hareketini sürdürüyorsa, buna arkadaşlar bizler serbest elektron olarak adlandırmaktayız. Evet arkadaşlar.
Bir malzemenin arkadaşlar serbest elektronlarının sayısı ile tanımlanması yerine iletkenliği ile tanımlanması yerinde olacaktır arkadaşlar. Öncelikle kendimize arkadaşlar şöyle bir soru sorabilirim. Bir iletken içinde fazladan bir yük kalabilir mi? Tabii ki bir iletken içinde fazladan bir yük kalması mümkün değildir arkadaşlar. Bu yükler arkadaşlar itme kuvvetiyle uzaklaşmaları sağlanıyor arkadaşlar. Dışa doğru hareket edip iletkenin dışına doğru yalıtılmış bölgeye doğru uzaklaştırılma işlemi sağlanmaktadır içindeki elektronlar tarafından arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu kararlı bir durum olarak ifade edilir. Bu kararlı durum denge şartları altında iletken içinde net hacim yük yoğunluğunun sıfır olduğu vurgulanacaktır arkadaşlar. Yani bir iletkenin içinde denge şartları altında iletken içindeki net hacim yük yoğunluğu sıfıra eşit olacaktır. Bu da neden arkadaşlar? Az önce de bahsettiğimiz gibi bir iletkenin içinde serbest yükler arkadaşlar fazladan yük kalması mümkün değildir arkadaşlar. Buna örnek olarak arkadaşlar sağdaki şekilde bir iletken malzemeyi gösterebiliriz arkadaşlar. Bir elektrostatik alan içinde arkadaşlar yalıtılmış bir iletken. Böyle bir iletkenin elektrik alan altında yerleştirildiğini varsayarak arkadaşlar uygulanan bu harici dışarıdan elektrik alan arkadaşlar serbest elektronlar üzerinde, yani şuradaki serbest elektronlar üzerinde bir elektriksel bir kuvvet olmasına neden olacak arkadaşlar. Bu elektriksel kuvvet sonucunda arkadaşlar elektrik alanı zıttı yönünde hareket etmelerine neden olacak bu serbest elektronlar. İletkenin sonuç olarak arkadaşlar buradaki iletkenin bir kenarı negatif yüklü olurken, yani şurası negatif yüklü. Bunun da nedeni ne arkadaşlar? Elektrik alanın yönü artıdan şurayı da eksi yön olarak kabul edersek arkadaşlar artı yükten eksi yüke doğru olacaktır. Dolayısıyla negatif yüklü elektronlar elektrik alanın geldiği yöne doğru gelerek iletkenin yüzeyine doğru gelecek arkadaşlar, yerleşecekler. Yani artının eksiği çekmesi gibi arkadaşlar, artı yüklü yüklü cisimler eksi yüklü cisimleri daha önce çekeceğini ifade etmiştik. Evet arkadaşlar, diğer tarafta ise eksi yükler buraya doğru gelirken diğer taraftan da iletkenin öbür tarafına artı yükler yerleşecektir. Yüklerin böyle bir ayrımı arkadaşlar iletkeni doğrudan temas olmadığından indüklenen yükler olarak adlandırılmaktadır arkadaşlar. Yani yükler indüklenmektedir elektrik alanı altında. Bu indüklenen yükler ise arkadaşlar iletken içinde uygulanan harici elektrik alana eşit ve zıt yönde elektrik alanı üretir. Yani bizim uyguladığımız elektrik alanı buradan, yani iletkenin solundan sağına doğru, diğer taraftan ise elektrik alanda gördüğümüz gibi arkadaşlar artı eksi yükler sağlı sollu olarak dizilmiştir. Burada artı yüklerden arkadaşlar eksi yüklere doğru bir elektrik alanı oluşacaktır. Bu oluşan elektrik alanı dışarıdan harici uygulanan elektrik alana eşit olacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar kararlı durum oluştuğu anda buradaki elektrik alan buradaki elektrik alana eşit olduğunda iletkenin içinde net elektrik
alanı sıfıra eşit olacaktır. Yani artıdan eksiye doğru bir elektrik alanı var. Aynı zamanda diğer taraftan harici uygulanan elektrik alanı var. Bu ikisi birbirine eşit olacağından iletkenin içinde net elektrik alanı sıfıra eşit olacak. Ve elektrik alanı sıfıra eşit olacağını söyledik arkadaşlar. Başka bir ifadeyle arkadaşlar elektrik alanın sıfıra eşit olması, yani iletkenin içinde elektrik alanın sıfıra eşit olması, iletken malzemenin her noktasında potansiyelin aynı olması anlamına gelir. Yani bunu zaten arkadaşlar şeyden de kolaylıkla bilebiliriz arkadaşlar. Bir iletkenin üzerinde farklı iki noktayı alıp multimetre ile ölçtüğümüzde arkadaşlar üzerindeki potansiyel farkının çok düşük veya sıfır, ideal iletkenler için de sıfır olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Ama aynı durum yalıtkanlar için geçerli değil arkadaşlar. Yalıtkanlarda arkadaşlar bir yalıtkan cismi alıp noktaları arasında potansiyeli ölçtüğümüzde bir potansiyel oluşacağını görebiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, statik şartlar altında yalıtılmış iletkende hacim, yük yoğunluğu veya elektrik alan şiddeti varlığını sürdüremez. Yani şuradaki iki ifade diğer bir ifadesi arkadaşlar. Elektrik alan içindeki iletken içindeki net elektrik alanı ve hacim, yük yoğunluğu arkadaşlar sıfıra eşit olacaktır. Burada güzel bir örneğimiz var arkadaşlar. Buradaki az önce iletkenlerle ilgili gördüğümüz kavramları kavramamız açısından iyi bir örnek. Şurada bir cismimiz var arkadaşlar. Küresel yarıçapı A olan bir ve PV yoğunluklu, hacimsel yoğunluklu yükle yüklenmiş bir küremiz var. Yük A yarıçapında küresel bir bölge içinde düzgünce dağılmıştır arkadaşlar. Yani şurada bir yarıçapı olan bir küremiz var. Bu küre içinde yüklü, pozitif yüklü ve birim hacim yoğunluğu rho v şeklinde ifade ediliyor arkadaşlar. Aynı zamanda arkadaşlar yanındaki buradaki şekilde de görüldüğü gibi iç yarıçapı B, dış yarıçapı C olan iletken küresel kabuk eş merkezli olarak yerleştirilmiştir. Yani şurada iki iletkenimiz var arkadaşlar. Burada arkadaşlar iki cismimiz var. Bir artı yüklü yüklenmiş bir küremiz. Diğer taraftan ikinci ortamımız arkadaşlar boşluk, yani hiçbir cisim yok. Ve üçüncü ortam ise arkadaşlar yine bir küre. Arkadaşlar B ve C yarıçaplar içinde eş merkezli olarak yerleştirilmiş küremiz ve dördüncü ortam yine hava. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? Her ortamda, her noktadaki elektrik alan şiddetinin hesaplanması. Yani 1, 2, 3 ve 4 nolu alanlardaki elektrik alanın şiddetinin ne olduğu soruluyor. Bölge bölge ele alacak olursak arkadaşlar, öncelikle şurada birinci bölge içinde eğer ki elektrik alanımız ne olacak? Yani diğer bir ifadeyle yarıçapımız A, yani A yarıçaplı kürenin içinde olan bölge olduğu zaman bizim elektrik alanımız ne olacak? Öncelikle arkadaşlar R A'dan küçük olduğu için İlgili yarıçapta noktada, yani eğer ki bizim şu noktada ki bizim elektrik alanımızı hesaplamak istiyorsak öncelikle o alan içinde kalan toplam yükü hesaplamamız gerekiyor. Kürenin arkadaşlar, yani A yarıçaplı kürenin yükü burada
seçtiğimiz R yarıçaplığı iç kürenin yükü ise arkadaşlar ne olacak? 4 bölü 3 pi r küp, bu bizim seçtiğimiz R yarıçaplı küreyi gösteriyor. Rho v de arkadaşlar birim hacim yük yoğunluğu olduğu için bizim R yarıçaplı seçtiğimiz kürenin hacmi de 4 bölü 3 pi r küp rho v şeklinde ifade etmemiz mümkün. Düzgün yük dağılımından dolayı arkadaşlar biz burada kolaylıkla Gauss'u uygulayabiliriz arkadaşlar. Gauss'tan da hatırlayacak olursak arkadaşlar, buradaki seçtiğimiz çevrili alanın arkadaşlar elektrik alanının integrali ne eşit olacaktı arkadaşlar? Eşit ve radyal olduğu için arkadaşlar 4 pi r kare, bu bizim seçtiğimiz iç kürenin alanı, dış yüzey alanı çarpı r arkadaşlar. Bundan dolayı arkadaşlar buradan yola çıkarak arkadaşlar yarıçapın a'dan küçük olduğu durumlarda 4 pi r kare r ne eşit olacak arkadaşlar? Şuradaki daha önce elde ettiğimiz yük yoğunluğunun, yani bu bize aslında neyi veriyor? Q bölü epsilon'u veriyor arkadaşlar. 4 bölü 3 epsilon 0 pi r küp rho v şeklinde. Buradan da elektrik alanı çekecek olursak arkadaşlar, elektrik alan şiddetini r bölü 3 epsilon 0 rho v şeklinde, vektörü de arkadaşlar birim vektörü r şeklinde buluruz arkadaşlar. Yani bizim a yarı çapından küçük ise bizim seçtiğimiz nokta, oradaki elektrik alan şiddetini bu şekil bölge 1 için arkadaşlar. Şurası bölge 1 için. İkinci bölgede arkadaşlar, yani şurayı ifade ediyor. İkinci bölgede arkadaşlar, ikinci bölgeye etkileyen elektrik alanı hiç şüphesiz buradaki yüklü cismin toplam yükünden kaynaklı bir elektrik alan oluşur. Buradaki küredeki toplam yük de arkadaşlar neye eşit olacak? 4 bölü 3 pi r küp değil arkadaşlar. Bu sefer a küp şeklinde bölge 2 için, yani bölge 2'miz neresi arkadaşlar? Şuradaki beyaz ile gösterilen bölge arkadaşlar. 4 bölü 3 pi a küp rho v şeklinde toplam yük. Buna eşit olacak arkadaşlar. Yine aynı şekilde Gauss'u uygulayabiliriz arkadaşlar. Burada 4 pi r kare r tekrardan neye eşit olacak arkadaşlar? 4 bölü 3 epsilon 0 pi a küp, bu sefer r değil. Niye? Çünkü bizim yükümüz, yani yüklü cismimizin yarıçapı a'ya kadar. R ise şuradaki bir noktayı veya herhangi bir şu boşluktaki bir noktayı ifade ediyor. Orası yüklü olmadığı için arkadaşlar r yazamayız. Dolayısıyla arkadaşlar bizler şu bölge 2'deki elektrik alanı, yani A ve B'yi kapsayan noktalardaki elektrik alanı A küp bölü 3 epsilon 0 R kare rho V şeklinde, yönünde yine R şeklinde buluruz arkadaşlar. Peki arkadaşlar, 3. bölgemiz için şuradaki bölge, şurası bir iletken arkadaşlar. Üçüncü bölgemiz bir iletkeni göstermektedir. Üçüncü bölgemizde arkadaşlar, yani seçtiğimiz nokta B ve C yarıçapları aralığında şu noktadaki herhangi bir nokta içinde olur. İletken içinde az önce de ifade ettik arkadaşlar, elektrik alanın sıfır olması gerekiyor arkadaşlar. Yani şuradaki herhangi bir noktada elektrik alan şiddetimiz sıfır. R eşittir B yüzeyi, yani şuradaki yüzey kastediliyor arkadaşlar. Şuradaki yüzey çevrelenen toplam yüke eşit büyüklükte negatif yükle yüklenmelidir. Yani bizim şu küremiz pozitif yüklü arkadaşlar. Az önce de ifade ettik arkadaşlar, bu pozitif yüklü cisim ne yapacak arkadaşlar?
iletken cisim üzerindeki eksi yükleri kendine doğru çekildik. Yani şuralar eksi yükle yüklendik, değil mi? Peki bu eksi yüklerin toplam yük neye eşit olacak arkadaşlar? Eksi yüklü. Şuradaki yüzey yük yoğunluğuna rho s dersek eğer arkadaşlar, buradaki kürenin toplam yüzey alanı neye eşit olacak arkadaşlar? 4 pi b kare. Biz bu alanı rho s b ile çarparsak, yani rho s b ne demek arkadaşlar? B yarıçaplı kürenin yüzey alanını ifade ediyor. Buradaki eksi de arkadaşlar negatif yüklü olduğundan negatif eşit oluyor. Buradaki toplam yük neye eşit olacak arkadaşlar? Şuradaki bir nolu bölgedeki kürenin toplam yüküne, o da neye eşit? 4 bölü 3 pi a küp rho v şeklinde ifade ediliyor. Yani biz B yarıçaplı şuradaki iletkenin B yüzeyinin birim alan yoğunluğunu eksi a küp bölü 3 b kare rho v şeklinde olduğunu bulabiliriz kolaylıkla. Eksinin nedeni de arkadaşlar az önce de ifade ettiğim gibi negatif yük ile yüklenmesinden kaynaklanmaktadır. Dördüncü bölge için arkadaşlar, yani şuradaki bölge için arkadaşlar hesaplayacağız. Şimdi R'nin C'den büyük olduğu bölgeler için hesaplayacağız. Eğer ki arkadaşlar yalıtılmış iletken kabuğunun iç tarafı negatif bir yük kazanırsa, yani şurası negatif ise dışarısı arkadaşlar ne olacak? Kolaylıkla ifade edebiliriz. Artı şeklinde yük kazanacak dış yüzeyi. O da aynı şekilde ne eşit olacak? 4 bölü 3 şurası 4 bölü 3 pi a küp bölü pv, yine birim alan yük yoğunluğuna ps şurası c olacak arkadaşlar. Psc diyecek olursak bizim c yüzeyindeki birim alan yük yoğunluğumuz gene aynı şekilde a küp bölü 3 c kare rho v şeklinde elde edilir. Dördüncü bölgedeki arkadaşlar elektrik alan şiddeti büyüklüğümüz de kolaylıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. İkinci bölgedeki elektrik alan büyüklüğüyle ifade olarak aynıdır. Sadece yarıçapları değiştiği için elbette ki elektrik alan büyüklükleri de farklı olacaktır. Yani C noktasındaki, yani dördüncü bölgedeki şuradaki bölgedeki şu bölgedeki elektrik alan büyüklüğü a küp bölü 3 epsilon 0 r kare rho v şeklinde ifade edilir. Yönü de aynı diğer noktalardaki gibi çemberin, yani kürenin dışına doğru olacaktır. Burada bir alıştırma sorusu var arkadaşlar. Bunu da sizler kendiniz yapmaya çalışın. Benzer bir soru. Soruya bakalım arkadaşlar. Yandaki şekilde görüldüğü gibi iç yarıçapı A, dış yarıçapı B olan bir iletkenimiz var. Buradaki iletkenimiz arkadaşlar şurasıdır. İkinci bölge arkadaşlar. İç yarıçapı A'ymış arkadaşlar, dış yarıçapı B. Bir kabuğun ortasında, yani şu orta noktaya artı Q nokta yükü katılmış arkadaşlar. Yine benzer şekilde arkadaşlar bölgelerdeki elektrik alan şiddetleri ve potansiyellerini hesaplamamız isteniyor. Eğer ki biz elektrik alan şiddetlerini bulursak kolaylıkla potansiyellerini de elde etmemiz mümkündür. Evet arkadaşlar, iletkenlerle ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi arkadaşlar dielektriklere geçiyoruz. Yani yalıtkan malzemeler.
İdeal yalıtkan malzemeler için arkadaşlar kafes yapısında serbest elektron olmayan madde olduğu kolaylıkla ifade edilir arkadaşlar. İdeal diğer elektrik içindeki yani ideal yalıtkanlar içindeki bütün elektron bileşen molekülleri ile kuvvetlice arkadaşlar yapışıktırlar. Bu elektronlar rastgele hareketlerine zıt yönde çok kuvvetli dahili engelleyici kuvvetler ile etkileşim altındadırlar. Bundan dolayı harici bir enerji kaynağı ile bir elektrik alanı verildiğinde diğer elektrik içinde akım geçmez. Tekrar edelim arkadaşlar. Ne dedik? İdeal yalıtkanlar içinde bütün elektronlar bileşen molekülleri ile kuvvetlice yapışıktırlar arkadaşlar. Bu elektronlar rastgele hareketlerine zıt yönde çok kuvvetli dahili engelleyici kuvvetler ile etkileşim altındadırlar. Ve bundan dolayı harici bir enerji kaynağı veya bir elektrik alanı verildiğinde diğer elektrik içinden akım geçmez. Daha uygun bir tanım ile söyleyecek olursak arkadaşlar, ideal yalıtkan malzemeler pozitif ve negatif yükleri birbirinden ayrılmayacak şekilde çok sert yapışmış olan malzemelerdir. Yani bunlara da biraz sonra değineceğiz. Dipol ismi veriliyor arkadaşlar. Tabii ki arkadaşlar gerçekte hiçbir malzeme ideal yalıtkan değildir. Elektrik kuvvetin etkisi altında yalıtkan malzemenin molekülleri bir bozulma olmaksızın pozitif yükün merkezi ile negatif yükün merkezi çakışmaz. Buna diğer bir ifadeyle polarize olmuş veya kutuplanmış denilmektedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar, aşağıda solda normal durumda bir diğer elektrik malzemenin gösterimi verilmektedir. Bu solda arkadaşlar normal durumda verilen yalıtkan malzemede arkadaşlar görüldüğü gibi arkadaşlar şurada artı eksi birbirine yapışmış yükler var arkadaşlar. Bunlar da rastgele yönlendirme ile birbirine bağlıdır arkadaşlar. Öte yandan arkadaşlar sağdaki şekilde de gösterildiği gibi yük çiftleri arasında ayrımı kutuplaşmayı gösteren polarize yani kutuplaşma dielektrik verilmiştir arkadaşlar. Yani elektrik şurada elektrik alanı altında verilmiş arkadaşlar. Elektrik alan altında verilmiş bir yalıtkan malzeme var arkadaşlar. Bu yalıtkan malzemede de arkadaşlar görüldüğü gibi şurası yine aynı şekilde artı yüklü bir cisim, eksi yüklü bir cisim olduğunu varsayarsak arkadaşlar elektrik alanı artıdan eksiye doğru gidecek. Buradaki arkadaşlar eksi artı her birine arkadaşlar bizler dipol diyoruz arkadaşlar. Dipol arkadaşlar kelime manası itibariyle Yunanca'dan olan di ve pol kelimelerinin birleşiminden gelmiştir arkadaşlar. Yani iki kutup anlamında bir ifadedir ki kutupta eksi ve artıyı göstermektedir. Elektrik dipol için arkadaşlar şunu söyleyebiliriz. Aralarında uzaklık D olan eşit büyüklükte zıt işaretli iki yükten oluşan sisteme
elektrik dipol denir arkadaşlar. Yani şekil olarak şurada da görüldüğü gibi. Buradaki elektrik dipolu arkadaşlar bir elektrik dipol momentine, yani şurada P ile ifade edilmiş arkadaşlar, elektrik dipol momentine sahiptir. Bu elektrik dipol momenti de arkadaşlar eksiden artıya doğru vektörel bir büyüklük olup yönü de eksiden artıya doğru bir yöndür. Tekrar edelim arkadaşlar. Yalıtkan malzemeleri elektrik alanı altında bıraktığımız arkadaşlar, şuradaki dipoller arkadaşlar yönü de dipol mano itibariyle Yunanca bir kelime olup iki kutuplu yük anlamını göstermektedir. Bu dipolun arkadaşlar her bir momente sahiptir arkadaşlar. Dipol momentine sahiptir ve bu dipol momenti de vektörel bir büyüklük olup yönü eksiden artıya doğru bir yöndür. P vektörü şeklinde de gösterilmektedir. Şurada arkadaşlar sağda şekilde bir yalıtkan malzeme, yani polarize edilmiş bir yalıtkan malzemenin arkadaşlar şuradaki P noktasında oluşturacağı potansiyel hesabının nasıl yapıldığını gösterelim. Öncelikle arkadaşlar birim hacim başına dipol sayısı P polarizasyon vektörü olarak tanımlansın. Az önce de ifade etmiştik. Dipol dipolun bir eşit büyüklükte zıt işaretli iki yükten oluşan bir yükün olduğunu ifade etmiştik. Ve bunun dipol momentinin eksiden artıya bir vektörel büyüklük oluşturacağını belirtmiştik. Şimdi arkadaşlar bu dipol vektörünün büyüklüğünü hesaplayacak olursak arkadaşlar V hacminde ki yani delta V hacminde ki delta P büyüklüğündeki dipolün limitini arkadaşlar delta V sıfıra doğru götürecek olursak biz yukarıdaki eşitlik arkadaşlar, yukarıdaki eşitlikteki gibi bir ifade elde ederiz. Buradaki arkadaşlar her iki tarafın arkadaşlar türevini alacak olursak, yani şuradaki ifadeyi diferansiyel biçimde tanımlayacak olursak arkadaşlar, diferansiyel dipolün, dipol momentinin diferansiyel hacime çarpımına eşit olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz. Delta P diferansiyel ifadesinden dolayı arkadaşlar P noktasındaki potansiyeli de delta V şeklinde ifade edip arkadaşlar P dipolünün AR vektörüyle çarpımı bölü 4pi epsilon r kare çarpı dv vektörü. Zaten buradaki ifade de arkadaşlar kolaylıkla elektrik alandan da yola çıkarak belirtebiliriz. Burada P yüklü dipolün oluşturduğu elektrik alanla benzer bir ifade arkadaşlar. Burada r vektörü arkadaşlar daha önce de belirttiğimiz gibi r çarpı ar şeklinde. Şurada 1 bölü r'nin gradyantı 1 bölü r kare ar şeklinde vektörel vektör dersinden de hatırlayacak olursak arkadaşlar önceki haftalardan. Buradaki iki ifadenin yerine arkadaşlar şuradaki ifadeyi elde etmemiz mümkün. Yani şurada ar yerine arkadaşlar p çarpı ar yerine şuradaki ifadeyi kolaylıkla yazabiliriz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yine vektör analizi bölümünden şuradaki ifade, daha önce bir vektörel ifadenin bir vektörün şuradaki gradyant ile çarpımının
O vektörün gradyantı bölü uzaklık eksi vektörün gradyantı bölü uzaklık şeklinde ifade edileceğini göstermiştik. Bu ifadeyi önceki eşitlikte yerine katacak olursak arkadaşlar, biz potansiyel farkını arkadaşlar kolaylıkla 1 bölü 4 bölü epsilon 0 parantez içinde P dipol momentinin R'ye bölümünün divergansı eksi P dipol moment vektörünün arkadaşlar divergansı bölü R şeklinde ifade ederiz. Evet arkadaşlar, buna göre polarize diyelektriğin V hacmi üzerinde integrali alınarak P noktasındaki potansiyeli, yani şuradaki her iki tarafın integralini alacak olursak arkadaşlar, şöyle gösterelim. Her iki tarafın integralini alacak olursak bu sol taraftaki ifadenin integrali bizim potansiyele eşit olacak. Sağ taraftaki ifade ise arkadaşlar, şuradaki her bir ifadenin hacme göre integrali şeklinde olacak. Şuradaki ifadeyi arkadaşlar, şu birinci ifadeyi bıraksama teoreminden de, yani divergence teoreminden de hatırlayacak olursak arkadaşlar, yerine alan yüzey üzerindeki integral olarak uygulayabiliriz. Bu ifadeyi alan üzerinde arkadaşlar alarak ikinci ifadede bir değişiklik yapmıyoruz arkadaşlar. Burada arkadaşlar bizim cismimizin alan yüzeyi, yani bu denklemden polarize dielektrik P noktasındaki potansiyelin iki terimin cebirsel toplamı olduğu açıktır. Yani şurada iki ifademiz var arkadaşlar. Yalıtkan bir cismin bir P noktasında oluşturacağı elektrik potansiyeli arkadaşlar iki ifade şeklinde önümüze çıkıyor. Biri alan üzerindeki integrali, diğeri ise arkadaşlar hacim üzerindeki integrali. Burada arkadaşlar rho SB, yani B yüzeyindeki birim B yüzeyindeki yüzey alan yoğunluğu olarak ifade edilir. O da dipol momenti çarpı AN şeklinde ifade etmemiz mümkün. Aynı şeydeki ifadeyi elde ediyoruz kolaylıkla arkadaşlar. Önceki yüzey hacim yoğunluğundan elde ettiğimiz ifadelerin aynısı. Ve sınır hacim yük yoğunluğunu da arkadaşlar şu şekilde ifade etmemiz mümkün. Zaten bunu daha önce de görmüştük. Elektrik alanla aynı bir ifade. Biz bu yük yoğunluklarını arkadaşlar yerine yazdığımızda bir yalıtkan cismin bir P noktasında oluşturacağı potansiyeli arkadaşlar kolaylıkla bulmamız mümkün. Yani burada kapalı yüzey üzerindeki yüklerin integrali ve hacminden kaynaklı bir potansiyel olacağı aşikar. Bu da arkadaşlar bizlere herhangi bir ortam içinde elektrik akı yoğunluğu tanımına yeni bir ifade katıyor. Yani yalıtkan malzemeleri de arkadaşlar dielektrik malzemede polarizasyon etkisi katılarak elektrik akı yoğunluğunu şu şekilde ifade etmemiz mümkün. Yani elektrik akı yoğunluğu neye eşit oluyor burada arkadaşlar? Epsilon 0 E elektrik alan vektörü artı dipol momentinin toplamına eşit olduğu açıkça görülmektedir arkadaşlar. Burada arkadaşlar biz bunu daha da genelleştirmek açısından elektrik alan ve dipol arasında bir ilişki var şüphesiz arkadaşlar. Burada
P dipol momenti arkadaşlar, elektrik dipol momenti epsilon 0 x çarpı elektrik alanı eşittir. Burada x arkadaşlar orantı katsayısı elektriksel duyarlılık olarak adlandırılmaktadır. Yani şuradaki x ifadesi orantı katsayısı elektriksel duyarlılık olarak adlandırılmaktadır. Burada epsilon 0 arkadaşlar faktörünü boyutsuz bir miktar yapmak için kullanıyoruz. Elektrik akı yoğunluğunu arkadaşlar, yani şuradaki elektrik dipol momentinin yerine şuradaki ifadeyi katacak olursak elektrik akı yoğunluğunun yeni ifadesini şu şekilde bulmamız mümkün arkadaşlar. Epsilon 0 çarpı 1 artı x çarpı elektrik alanı şeklinde. Burada arkadaşlar 1 artı x bizlere ortamın doğal geçirgenliğini, diğer bir ifadeyle arkadaşlar dielektrik yani yalıtkan sabiti olarak da ifade edilir. R ise arkadaşlar aşağıdaki ifade ile ifade edilir. Yani ortamın bağıl geçirgenliği ya da dielektrik sabiti olarak ifade edilir. Bu durumda arkadaşlar elektrik akı yoğunluğu için ortama bağımlı olarak ifadesini, genel ifadesini bu şekilde elde etmemiz mümkün. Yani epsilon 0 çarpı ER çarpı elektrik alanı, burada epsilon 0 ve ER yerine epsilon yani ortamın geçirgenliği ifadesini katmamız mümkün. ER de arkadaşlar ortamın bağıl geçirgenliği olarak ifade edilmişti. Epsilon ile D ve E terimleri arasında yapısal bir ilişki vardır. Yani ortamın elektriksel geçirgenliği ile elektrik akı, elektrik alan yoğunluğu ve elektrik alan şiddeti arasında yapısal bir ilişki vardır. Hiç şüphesiz arkadaşlar. Boş uzayda arkadaşlar ortamın bağıl geçirgenliği neye eşit arkadaşlar? 1'e eşit. Çünkü boş uzayda epsilon 0'a eşit olduğundan dolayı arkadaşlar D eşittir epsilon 0 çarpı E şeklinde ifade etmiştik elektrik akı yoğunluğunu. Bundan dolayı arkadaşlar herhangi bir ortamdaki elektrostatik alanlar için şuradaki ifadeler aynı şekilde kullanılabilir arkadaşlar. Yani herhangi bir ortam için biz bunları daha önce arkadaşlar boş uzay için kullanmıştık. Ama bu ifadelerimizi arkadaşlar genelleştirerek herhangi bir ortam içinde elektrostatik alanlar için aşağıdaki eşitlikler kullanılabilir arkadaşlar. Bir farklı arkadaşlar boş uzayda epsilon 0 kullanmıştık. Burada ise elektrik alan geçirgenliği epsilon olarak kullanacağız. Epsilon da neye eşit arkadaşlar? Epsilon 0 çarpı ER. ER neydi arkadaşlar? Ortamın bağıl geçirgenliği ya da dielektrik sabit olarak ifade etmiştik. O da 1 artı x olarak ifade edilmişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar, elektrik alanı elektronları moleküllerden tamamen çekecek bir seviyeye arttırıldığında dielektrik malzemenin delinmesi kaçınılmazdır arkadaşlar. Dielektrik malzeme de delinme olduğunda ise arkadaşlar dielektrik malzeme artık bir iletken gibi davranacaktır. Bu delinmeden önce arkadaşlar dielektrik malzemelerin dayanabileceği maksimum bir elektrik alanı vardır. Her malzemenin arkadaşlar dayanabileceği maksimum elektrik alan şiddeti vardır. Bu elektrik malzemenin elektrik alanı malzemenin dielektrik dayanımı olarak adlandırılır. Yani dielektrik dayanım ne olarak ifade edebiliriz arkadaşlar?
Bir malzemenin elektrik maksimum elektrik alanı altı dayanabileceği maksimum elektrik alanı olarak ifade edebiliriz. Bu maksimum elektrik alanı aştığımızda dielektrik malzeme delinecek ve akabinde bir iletken gibi davranacaktır. Peki bu malzemelerin dielektrik dayanımları ne kadardır? Burada arkadaşlar bazı malzemelerin dielektrik sabiti yani epsilon r ve elektrik dayanımları kilovolt bölü metre cinsinden ifade edilmiş arkadaşlar. Bizim genelde şu ana kadar kullandığımız hava arkadaşlar boş uzay olarak ifade etmiştik. Onda dielektrik sabiti arkadaşlar 1 olduğunu daha önce de ifade etmiştik. Bu havanın arkadaşlar boş uzayın dielektrik dayanımı 3000 kilovolt bölü metre. Yani 1 metre aralığına bir 3000 kilovolt yani 3 megavolt da diyebiliriz arkadaşlar. Uyguladığımızda ciddi bir gerilim bu arkadaşlar. Uyguladığımızda biz bu ortamı arkadaşlar delip bir iletken malzeme olarak görmemiz mümkün. Başka bir malzeme arkadaşlar burada cam var. Hava demiştik cam. Camın dielektrik sabiti yani epsilon r'si 4.5. Havaya göre daha yüksek olduğunu görebiliriz arkadaşlar yalıtkanlığının. Yani dielektrik sabiti ne kadar yüksekse o madde o kadar yalıtkan, elektrik geçirgenliği düşük olduğunu ifade edebiliriz. Camın arkadaşlar dielektrik dayanımı 90.000 kilovolt bölü metre. Bayağı ciddi anlamda yüksek bir gerilim bu. Yani biz camı iletken bir malzemeye çevirebilmemiz için diğer bir ifadeyle 90.000 kilovolt yani metre başına 90.000 kilovolt uygulamamız gerekiyor. Burada arkadaşlar transformatör trafo yağı. Bunun dielektrik sabiti 2 ile 3 arasındadır arkadaşlar. Dielektrik dayanımı da arkadaşlar 12.000 kilovolt olarak çok yüksek bir gerilim seviyesi bu. Genelde de arkadaşlar trafolarda soğutma işlemi için transformatör yağı kullanılmaktadır. Bu da hem yalıtkanlık özelliğinden kaynaklı arkadaşlar. Saf suya baktığımızda arkadaşlar dielektrik sabitinin çok yüksek olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dielektrik dayanımı ile ilgili de arkadaşlar şu ana kadarki çalışmalarda çok yüksek bir gerilim olabileceğini tahmin ediyoruz arkadaşlar. Ama gerçekte arkadaşlar saf suyu elde etmek için kimyasal işlemler yoluyla ancak saf suyu elde edebiliriz. Evet arkadaşlar, dielektrik yalıtkan malzemelerle söyleyeceklerimiz bu kadar. Yarı iletkenlerle ilgili de arkadaşlar kısa bir bilgi verelim. Silikon ve geriye bildiğiniz gibi arkadaşlar yarı iletkenler çoğunlukla elektronik malzemelerde kullanılır. BJT, ondan sonra MOSFET, diyot ve benzeri malzemelerde yarı iletken malzemeler kullanılmaktadır. Silikon ve germanyum gibi bazı malzemelerde valens elektronların yani boşta giden elektronların toplam sayısının küçük bir kısmı kafes boşluğunda rastgele hareket edebilecek serbestliktedir. Bu serbest elektronlar malzemeye belli bir iletkenlik kazandırır. Bu malzeme tipi yarı iletken yani diğer bir ifadeyle zayıf bir iletkendir. Belli yani iletkenlik kazanabilmesi için belli şartlar sağlaması gerekiyor. Mesela
diyotun iletkenlik kazanması için belli bir düşük bir voltajın uygulanması gerekiyor. Yani bunu aslında şöyle bir ifade de diyebiliriz yani iletkenler için. Dielektrik sabiti çok düşük yarı tıkan malzeme olarak da ifade etmemiz mümkün arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar yerli iletken içinde bir miktar yük yerleştirildiğinde itici kuvvetlerden dolayı iletken olduğundan daha yavaş bir hızda yükle dış yüzeye itilecek. Denge durumu kazandığında tekrardan yarı iletken içinde kalmış fazladan hiç yük olmayacak. Eğer yalıtılmış yarı iletken bir elektrik alanına yerleştirilirse serbest elektronların hareketi sonunda bir elektrik alanı üreterek uygulanan harici alanı dengeleyecek. Burada da yine kararlı durum şartları altında yalıtılmış yarı iletken içinde net elektrik alanı sıfır olacak. Yani elektrik iletken özelliği kazanacak. Böylece bir yarı iletken elektrostatik alana maruz bırakıldığında iletkenden farklı davranmaz. Bu bakımdan elektrostatik alanlar bakış açısından büyük bütün malzemeler iki kategoriye ayrılır. İletken ve dielektrik olarak. Yani yarı iletkenler aslında hiçbir elektrik alana maruz kalmadığında yalıtkan gibi, elektrik alanı altında da veya bir potansiyel altında da iletken gibi davranmaktadır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuzda elektrik alanında malzemelere değindik. İletken, temelde iletken veya yalıtkanlara değindik. Ve kısaca yarı iletkenlere vurgu yaptık. Özetleyecek olursak arkadaşlar, elektrik iletkenlerde arkadaşlar, iletkenlerin içinde elektrik alanı sıfıra eşit ve yük yoğunluğu, hacimsel yük yoğunluğu sıfıra eşittir arkadaşlar. Yalıtkan malzemelerde arkadaşlar, elektrik alanı yerleştirildiğinde yalıtılmış bir dielektrik malzemenin her yüzeyinde arkadaşlar, yani yalıtılmış bir yalıtkan bir malzeme arkadaşlar, elektrik alana maruz bırakıldığında yüzeyinde elektrik alan yoğunluğu P rho SB şeklinde ifade etmiştik. Bu da ne eşit arkadaşlar? Dipol momenti çarpı birim yön vektörünün çarpımına, yani nokta çarpımına eşit olduğunu ifade etmiştik. Bu yalıtkan malzemenin içindeyse arkadaşlar, hacim yük yoğunluğunun oluşan elektrik dipol momentinin divergence'ına eşit olduğunu göstermiştik. Ve elektrik alan yoğunluğunun arkadaşlar, önceki haftalarda boş uzaydaki elektrik alan çarpı boş uzayda elektrik alan geçirgenliğine eşit olduğunu söylemiştik. Burada ise arkadaşlar, elektrik alan yoğunluğunun yeni bir ifadesini gösterdik. Burada epsilon 0 yerine epsilon olduğunu söyledik. Epsilon'un ise arkadaşlar, ortamın elektrik geçirgenliği olduğunu söyledik. Onun da epsilon 0 çarpı R'ye eşit olduğu, epsilon 0'ın boş uzayın elektrik geçirgenliği, R'nin ise arkadaşlar bağlı elektrik geçirgenliği ya da dielektrik sabiti olduğunu ifade etmiştik. Onun da 1 artı x olarak eşit olduğunu göstermiştik arkadaşlar. Ve buradaki daha önce elde etmiş olduğumuz denklemleri yine elektrik alan altındaki malzemeleri, yani bir yalıtkan malzemeye de uygulayabileceğimizi belirtmiştik arkadaşlar. Aynı formülleri, yani yine bir elektrik alanın dönerinin sıfıra eşit olduğunu, bir elektrik akı yoğunluğunun divergence'ının oradaki birim hacim yük yoğunluğuna eşit olduğunu ve elektrik alan yoğunluğunun arkadaşlar, elektrik akı yoğunluğunun ortamın elektrik alan geçirgenliği
çarpı elektrik alan olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu haftalık bu kadar. Önümüzdeki hafta arkadaşlar devam etmek üzere. İyi günler efendim.